evlenme. Gönder bize kız gönder. Evlenme, evlenme. Sen cenaze. Alo, alo. Arkadaşlar, arkadaşlar. Artık bu çalışmayı kesebilirsiniz. Selvi Cenaze firması önerimizi kabul etti. Yalnız bir kadın pedi firması bizden müzikli bir reklam istiyor. Onu yapacağız. Ama Önder Bey, yani şimdi kadın pedi nasıl olur yani? Alo, alo, orası neresi diyemeyiz ki. Siz de başka bir beste yapın canım. Hepsi aynı olmak zorunda değil ya. Her reklam ayrı bir şey mi buluyoruz? Bizden işte bu çıkıyor. Dur, bize yakışan devrimci bir şey olabilir. Aa, mesela. Biz müzisyen değiliz. Evet, yani, Mazhar Bey'imiz de burada. Tıraşın olmuş, işine gelmiş Mazharcık. Yani. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ama bu parlaklık, ama bu pürüzsüz cilt yakışmamış Mazharcık'a. Yani biraz kıllandıralım. Sen değiliz ki Önder Bey, yani ne yapalım? Rutan, Rutan... Cillop mazhar olsun, mazhar gutan! Ah, mazhar! Oğlum ne oldu sana? Kanka ben sürekli kıllanan adam oldum. Ben sürekli kıllanıyorum lan, ben baksana. Oh, oh, ne oluyor lan sana böyle? Ne bileyim oğlum, böyle kıllanıyorum ya. Mazhar ters evrim geçiriyor. Mazhar, yürü, yürü, doktora gidelim, doktora doktora. Ya buna hangi doktor bakar ki? Bilmiyorum, bir doktor bulalım. Ya kaçın ya, gel oğlum yürü. Kıllandım ben, kıllandım. Yürü, yürü. Vay be, demek Mazhar abi amatör kurt adammış. Sus lan, kıllandırma şimdi. İyi günler. İyi günler. Sen de kimsin be? Nereden çıktın sen? Ben bir ruhum. Tıpkı senin birlikte çalıştığın şerruh gibi. Ruh mu? Peki benden ne istiyorsun sen? Korkmayın, size bir şey yapacak değilim. Sizden sadece bir şey rica edeceğim. Ah, rica mı? Peki konu nedir? Birlikte çalıştığınız kiralık ruh şerruh kocam Mazhar'la çok fena uğraşıyor. Sizden onu engellemenizi rica edecektim. Ama annem, onun görevi bu. Menkıbe Hanım oğlum Mazhar'ı evlendirebilmek için parayı bile peşin verdi. Kusura bakmayın. Ne? Menkıbe Hanım ha? Vay vay vay. Senin ne işin var burada? Şerruh. Size bir zarar vermeye kalktı mı? Hayır. Bana bak ruhsar. Medyum Fatma Efendi'den uzak dur. Yoksa kocanın başına geleceklerin sorumlusu sen olursun. Aman tamam büf. Ay ya. Çok kötü ya. Allah Allah. Peki nasıl oldu da bir günde bu kadar kıl sahibi oldun ha oğul? Evet Mazhar Bey, çok kıl bir adam olmuşsunuz. Son günlerde işte böyle garip bir şeyler oluyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Diyorsun. Peki bir doktora gitmedin mi abi? Diyorum. Gittik, gittik. Gittik, gittik diyorum. Peki ne dedi doktor? Buna tıp dilinde kıllar us, tek çare nikah us diyorlar. Ha, ama işte evlenince geçer. Yani öyle bir şey bu diyorlar. Evlenince geçer mi dedi? Doktor doğru söylemiş. Bizim Sakin Hanım'ın oğlu Fatih de bir kere böyle maymun gibi kıllanmıştı da evlenince hiçbir şeyciği kalmadı. Yani daha düğünde göbek atarken kılları böyle sapır 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 pür nakıl yerlere dökülmüştü. Ya. Değil mi Firde? Söyle değil mi? Evet öyle, ben de gördüm. Evet, ben bu göreve talibim Mazhar Bey. Ben sizinle hemen evlenebilirim. Ama ben sizin kıllı halinizi daha çok beğendim. Şahsen kıllarınızın dökülmesini de hiç istemem. Aa, Mazhar, yine ne olmuş sana böyle? Mazhar, Mazhar, ben kıllandım hayatım ve vücudumdaki kıl sayısı her geçen gün artıyor ya. Ruslar, Ruslar. O şerruh alçağının işi bu. Şimdi ben seni düzeltirim, merak etme kocacığım. Düzelt, düzelt. Ah be, sağ ol. Aa, kıllar gitti. Peki nasıl oldu bu? Aşk olsun Mazhar Bey. Kıllarınız aniden kaybolduğuna göre demek ki kaşla göz arasında hemen evlendiniz, öyle mi? Oh be, kılsız hayat ne güzelmiş. Teşekkür ederim aşkım. Ben bir şey yapmadım aşkım. Ruhsar Hanım. Bakıyorum sana en son verdiğim ders yetmemiş. Yeni dersler alman gerekiyor anlaşılan ha. Yeter artık be. Ne bela bir ruhmuşsun sen. Defol git bu evden. Bak ne diyeceğim. Ruhsar. İstersen seninle bir düello yapabiliriz ha? Kim kaybederse o çıkar gider Mazhar'ın hayatından. Anlaştık mı? Peki.
ki. Kocam için savaşacağım. Aferin, cesaretini çok takdir ettim doğrusu. Bu sefer seni yeneceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.